Uzay gemisi dünyaya ve 2022'nin ilk haber videosuna hoş geldiniz. Anka başaramadı. İstasyon ve Veve ek süre. Haftanın önemli uzay haberleri. Geçen yıl uzay çalışmalarında gerçekleşen önemli olayların özetini hazırladığımız 2021'in uzay olayları videosunda izleyebilirsiniz. İran'ın Simurgh füzesi başarısız oldu. İran tarafından geliştirilen yörünge kabiliyetli Simurgh yani Anka roketi 30 Aralık günü gerçekleştirdiği fırlatmada başarısız oldu. 3 adet küp uyduyu yörüngeye fırlatmak için havalanan roket, İran yetkililerinin verdiği bilgiye göre havalandıktan sonra 7.35 km/saniyelik bir hıza ulaştı. Roketin başarılı olması için 7.6 km/saniyelik bir hıza ulaşması gerektiği ancak bunun başarılamadığı da açıklamada bildirildi. İran'ın Simnan bölgesinde bulunan İmam Hümeyni Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatma, komşu ülkelerin hava sahasını kullanmamak için Güneydoğu istikametine doğru fırlatılan Simurgh'un yeterli hıza ulaşamadığı için Hint Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor. İran bir süredir sivil roket ve uzay çalışmalarını sürdürüyor ve geçmiş denemelerinde yörüngeye çıkmayı başarmıştı. Denemesini yaptıkları Simurgh roketi ise Rus ve Kuzey Kore ile bilgi paylaşımı yaparak geliştirdikleri yeni sistemleri. Geçmiş denemelerinde de başarısız olup yörüngeye çıkamayan Simurgh'un gelecek güncellemelerden sonra tekrar fırlatılacağı tahmin ediliyor. Amerika, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2030'a kadar destekleme kararı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun işletmesinin 2030 yılına kadar desteklenmesine dair kararı imzaladı. Alınan karar sonrasında daha önceden 2024 yılına kadar desteklenen istasyonun yörüngede kalması, bakım, onarım ve kontrolü ile ilgili çalışmalar için gereken bütçenin NASA'ya aktarılması sağlanacak. Rusya başta olmak üzere Avrupa, Kanada ve Japon uzay ajanslarıyla ortak işletilen istasyonun yıllık işletme maliyeti yaklaşık 4 milyar dolar civarında tutuyor. Amerikan Senatosu ve yönetimi maliyetleri düşürmek için başlatılan ve alçak dünya yörüngesindeki çalışmaları özel işletmelere devretmeyi hedefleyen Alçak Yörünge Ticari Hedefler Projesi'ni başlatmıştı. Yürütülen projede Nanorex Starlab, Blue Origin, Orbital Reef ve Northrop Grumman istasyonu desteklenmiş, bunlara ek olarak ise Axiom firması ile istasyon üretimi üzerine anlaşma yapılmıştı. Dünya yörüngesindeki varlığını ve çalışmalarını kesintiye uğratmak istemeyen NASA ise, özel istasyonlar devreye girene kadar UUI'nin görevini devam ettirmesini talep etmişti. Bu talebin olaylanması sonrasında NASA projelerini ve astronotlarını özel istasyonlara aktarana kadar çalışmalarının sürekliliğini garantilemiş oldu. James Webb'in görev süresi 10 yılı geçecek. 2021'in en önemli uzay olaylarından birisi olan James Webb Uzay Teleskobu'nu L2 noktasına gönderen Ariane 5 roketinin başarılı çalışması sayesinde teleskobun hedefine giderken yaptığı iki rota düzeltme manevrasında askeri yakıt tükettiğini, bu sayede planlanan görev süresinin uzayarak 10 yılı geçeceği bildirildi. 25 Aralık günü Güney Amerika'daki Fransız Guyana'sından bir Ariane 5 roketiyle görev yapacağı Lagrange 2 ya da L2 noktasına gönderilen James Webb, fırlatışının ardından roketin ikinci kademesinin düşük itiş gücü ve kontrol kabiliyeti sayesinde görev yapacağı bölgeye hassas bir şekilde yönlendirildi. Görevini tamamladıktan sonra ayrılmasıyla birlikte tek başına yoluna devam eden James Webb, ilerleyişinin ilk iki gününde iki rota ayarlaması yaptı. Bu iki manevra sonrasında rotası kontrol edilirken güneş perdesinin kalkanlarını açmaya başlayan teleskop, şu anda perdesini tamamen açmış durumda. Katlı halinden kurtulan perde, yavaş yavaş gerilerek ve yükseltilerek görev yapacağı konuma çekiliyor. Bu işlemler sırasında yapılan ölçümlerle de fırlatmanın ve yörünge ayarlamalarının son derece başarılı olduğu hesaplandı. En kötü ihtimalle 6,5, tahminen 10 yıl görev yapacak şekilde yakıt doldurulan teleskop, depolarında tahmin edilenden daha fazla yakıt ile yoluna devam ettiği için görevini 10 yıldan daha uzun bir süre devam ettirebilecek ve evrenin doğuşuna, kara deliklere ya da öte gezegenlere ait bilgileri bizlere daha fazla sunabilecek. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış bir uçuş bulunmakta. 6 Ocak Falcon 9 Starlink görevi. 2022 yılının bu ilk seferinde Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Starlink uydu internet sistemine ait 52 uydu alçak dünya yörüngesine fırlatılacak.
2022 yılında gerçekleşmesi beklenen önemli uzay haberlerini bu hafta yayınlayacağımız videomuzdan takip edebilirsiniz. Uzay Gemisi Dünya'nın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.